Aspiratörle her gün boğazını temizliyor. Çocuğum nefes darlığı çekiyor. Artı dializ zaten dializ serumları da burada. Her gün dialize koyuyoruz. Gördüğünüz gibi dialize koyuyoruz her gün. 4 sefer. Çocuğum ne? Beş senedir Ankara'ya gidip geliyorum. Ankara çocuğumun böbrek yetmezliği var dediler. İlaç tedavisi uyguladılar. İlaç tedavisi şu şekil. 2 ayda bir gel git dediler veya ayda bir gel git dediler tedavisi için. Gidip geliyorum. İlaç tedavisi uyguluyor ama ilaç hiçbir zaman tedavi cevap vermedi. Şu anda burada bir nefrolog var, böbrek doktoru, uzman. Ona gösteriyoruz. O da diyor aynen tedaviye cevap yok. Böbrek yetmezliğine gidiyor çocuğun. O da bizi ayda bir veya 2 ayda bir Ankara sevkimizi yapıyor. Farklı ilaçlar uyguluyorlar. Ne yazık ki 4 senedir gidip geliyorum. Çocuğuma bir tedavi bir şey bulamadım. Şu an perişan haldeyim. Buradayım. Evim yok, şeyim yok. Hiçbir şey elimde yok. Şu an ondan sonra dialize giriyor benim çocuğum. Böbrek dializi, günde 4 sefer dializini biz evde yapıyoruz. Şu an ondan ziyade çocuğum aniden kalbi durdu, kalp krizi geçirdi. Kalp krizinden sonra hastaneye yetiştirdiğimizde ta 15 dakika kalbi durmuştu. Çok şükür Allah'a doktorların müdahalesiyle 15 dakika, 20 dakika süreyle kalp masajıyla çocuğum hayata döndü. Ama hayata döndü ama şu an 2-3 ayda yoğun bakımda kaldı. Şu an evde tedavisini yapıyoruz ama konuşmuyor, yemiyor, içemiyor. Mamayla besliyoruz burnunda. Nasıl diyeyim artık? Şu an yatalak zaten. Bir şey yemiyor, içemiyor, yatalak. Doktor buradaki artı midesinde yara mı var, hastalık var, ne var? Bura götürüyorum acile. Her gün acildeyim zaten. Doktorlar bana diyor ki bunu gastro hocalar bir görsün, baksın ne midesinde ne var. Çocuk kusuyor, maması hep kusuyor, boğazından geliyor. Gidiyoruz, doktor yok. Randevu alıyorum, doktor yok. Artı bu kalbi durduğundan, kalp krizi geçinden oksijensiz kaldığı için, çocuğun beynine oksijen kaldığı için şey yapamıyorlar. Burada nörolojiye gönderiyorlar sevkimizi. Nörolojiye randevu alıyorum. Nöroloji doktoru yok. Ne yapacağım bilmiyorum ki. Doktorlar yok burada. Çocuğum da bu halde burada. Beni sevkimi istiyorum. Sevkimi de yapmıyorlar. Götür eve. Bura doktorlar gelene kadar. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Burada da bir uzman doktor var. Nefroloji, böbrek doktoru. O da şey anlamadığı için, fazla şey yapamadığı için bizi şeye gönderiyor, il dışına. Şu an gidemiyoruz da, çocuğum yatalak. Yani ne yapacağım bilmiyorum. 4-5 senedir çalışmıyorum, boşum. Allah da biliyor. Yani altı nüfusum. Yapacak halimde bir şey de gelmiyor. Hani burada doktorlar yok. O yönden çok perişan haldeyim. Yani çocuğumu bir doktor olan bir ile bana bir yardımda, ne bileyim, bir ev, bir başımı soğacak bir yer versinler de çocuğumun tedavisini orada uygulayayım. Yani bir yardım veya bir ev veya önemli olan şu an evdir veya bana bir de iş. Ben 5-6 senedir boşum. Çocuğumla ilgileniyorum. Hiçbir şey, kardeş, baba, anne, hiç kimse de yardım etmiyor. Halde ortada bir şey yok. Vakfa gidiyorum. Vakfa da bana 300-400 lira bir yardım çıkıyor. O da her gittiğimde çıkıyor yani il dışına. O da neye yarar ki? Neye yetecek ki? Onun için ben de büyüklerimden, başbakanım olmak üzere, artı Haluk abimizden veya değerli hayırsever abilerimizden yardım bekliyorum. Allah rızası için. Çocuğumun durumu da göstersin size. Zaten bellidir. Yani çok perişan haldeyim. Yani durumu görseniz. Bir de ev zaten kira, gördüğünüz gibi
Doktorlar bana diyor hani temiz bir ev olsun, bakımlı bir ev. Çocuk böbrek hastası, hassas. Onun için temiz, bu evler rütbetli gördüğünüz gibi. Kira ödeyemiyorum. Her sahibi de beni çıkarıyor. Benim gücüm de yok. Bir güzel bir ev tutayım. Çocuğumu götürüp orada varın. Baksak. Şu an doktorlar bana diyor temiz bir ev bul. Gördüğünüz gibi rütbetlidir. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Bir de gördüğünüz gibi zaten 15-20 çeşit ilacı var. Çocuğum ilaçları aldığı zaman zaten kusuyor. Zaten maması bu midesinde durmuyor. Midesinde yara mı var, ne var bilinmiyor. Doktor da yok. Acile gidip geliyoruz. Acil de bizi eve gönder. Tahliller temiz çıkıyor. Biz midesinden anlamıyoruz. Gastro doktoru gelip bakması lazım. Gastro yok. Nöroloji yok. Beyin cerrahi yok. Nefroloji, böbrek doktoru yok. Ben biz ne yapacağız? Biz nasıl çocuğumuzu burada tedavi edelim? Çalışmıyorum, perişan haldeyim. Bu ilaçları alacak dahi paramız yok. Onun için gördüğünüz gibi yani perişan haldeyiz. Gördüğünüz gibi hareket dahi edemiyor. Hastane acile götürüp getirdiğimizde zaten nefesi gidiyor. Ambulansı arıyoruz, ambulans gelip götürüyor. Mamayla besliyor her gün. Gördüğünüz gibi diyalizi kateteri var zaten burada. Annesi göstersin. Gördüğünüz gibi doktorlar burada kateter açmış. Diyalize koyuyoruz. Günde 4 sefer. Şurada daha önce açmıştılar. Şurayı iptal ettik zaten. Boynundan açmıştılar. Yara izleri zaten görünüyor. Onu iptal ettiler. Karnından açtılar. Şu an çocuğum konuşacak halde değil, yiyecek halde değil. Yani çok zor durumdayız. Allah rızası için yani. Hareket dahi edemiyor. Hani hep biz bakıyoruz, şey yapıyoruz. Nefesi gidiyor, kusuyor. Hani her gün kusuyor. Midesinde yara mı var? Beynin cerrahi, beyin doktoru yok. Biz beyin ne durumda, hasar görmüş. Onu dahi bilmiyoruz. Böbrek doktoru yok. Ben nasıl çocuğumu bu halde gezdireceğim? Onun için. Bir takıda yardımcı tabi inşallah. Tabi kancil evi ki tekhiye ki kural ki obi. Zat durmuyor dönem sağ sağ. Sağ çok bir sonra kural bir durmuyor dönem. Belki de onu kuhara çabeyim. Da geldiğim gibi doktorlar bana dedi ayda bir çocuğunu buraya takibe getir. Biz bakalım. Onu da götüremiyorum. Maddi durum yok. Gördüğünüz gibi rütbet ev. Hepsi rütbet. Çatlak. Çatlak. O idare ediyoruz yani ne yapalım? Başka gidecek yerimiz yok. Ev sahibi de bizi çıkarıyor zaten. Kira ödemediğimiz için. Hani gördüğünüz gibi belli her şey ortada Allah rızası için. Şimdi yağmur geldiği zaman, kar geldiği zaman başımıza damlıyor. Çocuğun bu odada, rütbetli odada damlıyor da evler. Gördüğünüz gibi ev değil yani damlıyor. Hangi dedikende? Kışın perişanız burada. Yollar kapalı. Ne yapar? Ne var sayın hiç değil. Tabii hiç değil.